Anneler günü, sevgililer günü, Christmas, Cadılar Bayramı şimdi kutlanıyor ama benim kandilim, kandil var mı yok mu tartışıyor hocalar. Ya sayın hocalar kandil var mı yok mu tartışacağına lütfen namaz, İslam'ın beş şartı, ibadetin ne kadar önemli olduğunu anlatın televizyonlarda ya. Efendim merhabalar. Maymeca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bazı şeylerin ilk bölümüyle karşınızdayız. Mühim bir isim bizlerle birlikte bugün. Kendisiyle kadın erkek eşitliği, artan feminizm dalgası, günümüzde evliliğe bakış, evlilik öncesi mahremiyet, Sosyal medyanın gençler üzerinde etkisi gibi gibi mühim başlıkları konuşacağız. Sevda Türküsef. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Herkese de sevgiler, selamlar. Biraz sert sorsam olur değil mi bu arada? Kafana göre takıl. Tamam. Hep konuşuldu, çok konuşuldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Aslında sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi biliyoruz ama... Kadın erkek eşit midir hocam? Şimdi şöyle e, eğer eşit olsaydı kadın erkek olmazdı. Cenab-ı Allah tek bir cins yaratırdı. Kadın ve erkeği yaratmış birbirini tamamlaması için adalette eşitlik vardır. Siz kadın ve erkeği %100 eşitlik kavramı üzerinden yani evrensel hukuk, evrensel değerler bunların üzerinden masaya yatırırsanız ki öyle yatırdıkları için bu sorunu çözemiyorlar. Çünkü kadın kadınlığını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Siz erkeklere kadının genetik özelliklerine, yaratılış özelliklerine göre durumları ve görevleri biçerseniz aynı şekilde kadına da erkeğin e, yaratılış özelliğine göre görevleri biçerseniz ortada bir kavram karmaşası olur ve işin içinden çıkamazsınız. Yani feminizm ben özgür ve güçlü bir kadınım. Gelecektim oraya da gelecektim. Evet, evet. Özgür ve güçlü bir kadınım. Asla ve katiyen feminist değilim. Ben kadın olmayı seviyorum. İşimi yaparken çatır çatır hakkımı ararım. Ama ben evime geldiğim zaman kadın olmayı, bir hanımefendi olmayı, anne, evlat, abla olmayı seviyorum. Ama bu feministlik kavramı üzerinden erkek kimliğinin canını okudular. Feminizm üzerinden erkeği kadın karşısında adeta zavallılaştırdılar. Biz yıllarca kadınların haklarını Korurken yarın erkeklerin hakkını korumak için sözleşmeler ortaya çıkartacaklar. Çünkü kadını korumakla kayırmak arasındaki farkı elden kaçırdılar. Eşitlik dediğiniz şey hiçbir şeyde yok. Hayatın özelliği bu. Cenab-ı Allah da bu dünyayı yaratan o olduğu için buna göre iki cinsi yaratmış. Ama cinsi bozmaya çalışıyorlar ki bozdular LGBT olaylarını. Biliyoruz. Ne olacak ki böyle inanç eğitimi, ahlak, kültür, edep bunlar ailede verilir. Çocuklarını bozuyorlar, bozuyorlar, bozuyorlar sonra bir özel okula yolluyorlar. Sanki öğretmenlerin ve okulun elinde sihirli değnek var. Yok öyle bir şey. Çocuğunu sen eğiteceksin. Fakat aileler o kadar larç ki bakın Son 20 yılda Türkiye hiç olmadığı kadar özgürleşti. Bugünkü iktidarı beğenmiyorlar. Benim de beğenmediğim tarafları yok değil var. Ama ben bütüne baktığımda ve 50 yaşında bir kadınım. Geçmişi bildiğim zaman neyi görebiliyorum? Farkı. E bütün de bakıyorum. He, eksikleri de eleştiriyorum. Fakat bu özgürlükte aileler kendini kaybetti. Kadınlar ayrı kaybetti. Erkekler ayrı kaybetti. Annelerin dışarıda bir dünyası var. Erkeklerin ayrı bir dünyası var. Karı koca dışarıda kendilerine farklı hayatlar kurup farklı insanlarla karşılaşır evet, oldular. O, o konuya da geleceğim. Hocam siz bir kadın olarak mesela eşit değil diyorsunuz ya. Sizi böyle bir düşman olarak görme gibi bir şey yapıyorlar mı? Niye ben doğruyu söylüyorum. Nesi eşit? Ben şimdi seninle nasıl eşit olabilirim? Bak yaşım benden çok küçük. Evet. Ama neticede sen bir erkeksin. Ve senin yaratılış özelliğin. E kas gücü kuvvetin falan. Niye eşitlik üzerinden gidiyoruz? İlla kadın ve erkeği aynı eşitliğe koymak istiyorsun. Bakın bugün uluslararası kanunlarda ve Türkiye'deki kanunlarda... ...yaratılış özelliğinden dolayı kadınlar bazı işlerde çalıştırılmaz. Mesela maden işinde çalıştırılmaz. Yani madende mühendis olabilir o olabilir ama hani kazmayla kazan madenciler var ya... ...o olmuyor. Niye? Çünkü hamile olabilir, farkında olmayabilir o işi yaparken çocuk gidebilir, kendi ölebilir gibi. Şimdi bu biri onu da diyorlar ki biz bunu da yapabiliriz. Ya yani biz öyle bir ya yapsınlar. Yapmak istiyorlarsa yapsınlar ama onların yapmak istemesi kadın ve erkeğin yaratılış özelliği olarak eşit olabileceği anlamına gelmiyor. Olabilir. Yapsınlar. Kadınlar da cenaze namazı kılar. Arkadaşım bak kadınlar cuma namazına da gidebilir. Gidin. Gidebilir diye tartışıyorlar. Ya gidin kardeşim cami orada seni imam içeri mi almayacak? Ya da kadınlar işte göstermelik bir kadının cenazesini taşıyorlar mesela. Ha Günde üç tane cenaze taşıt, üç kere mezara koydur kadınlara. Bak gör bakalım bir daha isteyecekler mi? Ya niye ben bir erkekle yarış haline gireyim? Evet, Bilgi ve becerim, bir şey yaratılış özelliğim ama kadınların genetiğinde şöyle bir şey var. Birbirleriyle de hep yarış halindeler ya. Hani bu pasta börekte de o üç çeşit yaptı. Ben 13 çeşit yapacağım. O böyle yaptı ben daha güzelini yapacağım. Ayşe'de var, bende de olsun. Fatma'da var, bende olsun. Kadınlar bu sefer erkeklerle de ben de yaparım ya kardeşim. Ladies first diyorlar. He. Eşitlik diye savaşıyorlar. Bir yere gidiyorsun. Kadın var burada. Kadın, kadın diyor. Ya ne <laughs> sus o zaman? Eşitlik? Ben böyle bir gün böyle bir şey oldu. Ben dedim feminist falan değilim. Lütfen beyler dedim. Valla tansiyonum da var benim. Ben önden gidiyorum dedim. Girdim. Ben feminist değilim. Keşke bir erkek önümüzü açsa da biz de yürüsek. Saçma sapan olayları hayatımıza soktular. Hı. Toplumun, aile kurumunun içine yani kibrit suyu. Yok böyle bir şey. Ateşle aile kurumunu yok etmek için. E kanunlar karşısında hep erkekler. Soracağını bilmiyorum. Ben erkek olsam şu dönemde evlenmeye korkarım. Bütün Soru kanunlar sorayım. erkeklerden yana 62-84 diye bir şey var. O kanun kapsamında işte düğünde takılanlar kadının sosyoekonomik durumuna göre süresiz nafaka bana göre bir zulüm evliliğin zamanına. Aa bir gece bile evli kalsalar tedbir nafakası bağlanıyor kadına. Kadının maddi durumu iyi olsa da düğünde takılanlar gelinin. Ha eşitlik ama bedel ödemeye gelince bütün yükü bütün bedeli erkeğe ödetiyorsun. E bu erkek evlenir mi? Zaten maşallah son 15 yılda hayatımızda dizilerle onunla bunla soktular. Evlilik dışı çocuk yapmak da normalleşti. Bir sürü erkek diyor ki ha ben diyor yaparım çocuğu diyor. Çocuğuma bakarım canım isterse anasına veririm diyor. Ve böyle ne oldu? Bak ben şunu söylüyorum 10 sene sonra bir sınıfta evlilik dışı çocuk sayısına bakacaksın sen. Bak evlilik dışı. Niye? Zaten bunlar aslında olan şeyler. Evet yani hala var ama 10 sene sonra daha da çok olacak. Niye? Erkek nikah kıymaya korkuyor. Ev kadını tamam belirlensin bir şeyi. Yılına göre çocuklar tabii dahil değil buna kadınla alakalı konuşuyoruz biz. Hı. E sen böyle yaparsan o zaman sen neyin eşitliğini konuşuyorsun bana? Kadın erkek eşit ama bütün bedeli erkek ödeyecek. Bütün bedeli kim ödüyor biliyor musun canım benim? Aile kurumu ödüyor geleceğimiz ödüyor. Toplum ödüyor. Gelecek nesiller sizler, benim tuzum kuru. Ben gelmişim kaç yaşına? Sen, senin çocukların, benim torunlarım sizler ödeyeceksiniz. Evlilik dışı ilişkiler, evlilik dışı çocuklar. Şimdi moda zaten nikah yok, düğün var. Bir de düğün yapıyorlar. Evlilik dışı yaşıyorlar, her haltı yiyorlar. Sonra kız istemeye gidiyorlar. Böyle bir o tuzlu kahve içiriyor falan. Sonra kına gecesi yapılıyor. Bunların temeline indiğin zaman bunların bir hmm. mahremiyeti var. Bir de bunun basite indirgenmiş bir ismi var flört. Onu, evet. da, onu da soracağım hocam. Ama feminizm demiştik hocam. Burayı biraz açabilir evet. miyiz? Feminizm tam neresinde bu işin ya da neyi amaçlıyor? Ben şöyle Dertlerine. söyleyeyim. Bence feminizm e, sevgi ihtiyacı olan, e, sevme problemi olan, sevilmeyen, sevgi veremeyen e, kişilerin e, ...sığındıkları bir oluşum. Yani çünkü insanın önemli olan kadın veya erkek... ...kendiyle barışık olması lazım. Feminizmi bir kalkan olarak kullanıyorlar. Evet. Feminist olan süre. kadınlar çoğu evlenemiyor be. Koca bulamıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Erkekler nikah falan kıymıyor. Çoğu gidiyor annesine var mı tanıdığın diyor. Aile çevresinden birininle bir iki ay flört ediyor. Ondan sonra onunla evleniyor. Ha bir de o var. Eşitiz... Yüzüğü erkek alacak, diz çökecek, bir sürü sürpriz hazırlayacak. Onu yapacak, bunu yapacak. Ama nedir? Eşit. Ama biz eşitiz. Burada da bana diyorlar ki sen kadın düşmanımız. Hayır. Bak zoraki aldığın değer gerçek değer değildir. Bir gün bıktırır o ilişkide ilişki olmaktan çıkar. Ben herkesin birbirine insanca güvenerek hak ettiği değeri vermesini savunuyorum. Gerçek evlilik bu. O da bizde çok yok gibi hocam ama. Yok bozdular evet, çünkü evet. o diziler. Özenti toplumu olduk. Ya bugün bak gençlerin çoğuna sor. Topçu mu olacaksın, popçu mu olacaksın, doktor mu, mühendis mi olacaksın? Topçu, popçu. Keşke olsa hocam. Şu an gençlerin büyük bir kısmı artık kolay para kazanmanın yolunu YouTube olarak verdiği için herkes fenomen olmak istiyor. Fenomen şöyle. Fenomen oluyorlar ama rezil olanlar da var. Hello TikTok denen mecra. <laughs> evet, yani benim videolarımı Yayınlıyorlar tamam okey ama gerçekten çok kötü. Hocam yolda dans ediyorlar trafikte. Dans etmek Trafini ne demek? Trafiği durduruyorlar. Bir tanesi çatıdan düştü ya evet. öldü mü ölmedi mi bilmiyorum ama. Birisine ceza büyük bir miktar ceza yazdılar. Ben evli kadınları anlamıyorum bir de onların kocalarını anlamıyorum bir de onların karılarını anlamıyorum. O TikTok'ta o rezillikleri bir de karı koca kendilerine bir dünya kurmuşlar. Kayna nasıl ortak oluyor, ortak oluyor? Rol de yapamıyorlar. O kadar belli ki yani güya spontan yapıyorlarmış gibi. Ya ben bu erkekleri de anlamıyorum. Erkeklerin genetiği değişti ya. Kıskanma duygusu damarı gitti erkeklerin. Kadınların ise. Yani kendileri şekilden şekile sokuyorlar. O açık kıyafetler, erkekler karılarının maskarası olmuş sosyal medya. Kocam şöyle kıskanılması istenilmiyor ki mesela bugün bir, bir ilişkiye başlayacağın zaman işte kıskanır mısın? Kıskanırım dediği zaman böyle bir şey duruluyor. Ama kıskanmıyorum dediği zaman o erkek. Ama biraz sen daha... onun ilişki esnasında kıskanma. Sen beni sevmiyor musun? Umurunda değilim ben senin. Ya kadın bak. Bence kadınım da kadın milletine <laughs> yaranamazsın. Ben hep diyorum. Kadınlar erkekler android telefonlar gibi. Bunlar bir fabrikada üretiliyor. Yani annesinde önce annesi buna bir güncelleme yapıyor. Hep o güncellemeyle gidiyor. Arada annesi işte 6-7 yaşına geliyor. Yine bir güncelleme yapıyor. Büyüyor. Evde ablam abla varsa onlar da arada bir ara güncelleme. Hep öyle. Sonra evleniyor. Karısı bir güncelleme yapıyor. O yüzden erkeklerin bir tarafınız çok saf. O yüzden hep böyle aynı hatayı yapıyorsunuz. Kadınlar ise Apple telefon gibi. Her gün kendini üç kere güncelliyor. Üç kere. Bak bir düğüne git. Düğünü oluyor mesela. Şimdi isim yazılıyor. Eskiden takılıyordu ya. Damadın umurunda değil. Abi o gelin hem tebrik ediyor hem bakıyor. Yarım. Çeyrek. Bilezik. 200 lira. O bize para takmıştı. Sen nereden biliyorsun? Ben biliyorum diyor. Kadın böyle bir canlı. Kendini sürekli güncelleyen bir canlı. Erkek öyle değil. Vallahi bak erkeklerin hepsini ben şöyle nitelendiriyorum. Araba, bunların ortak adı araba. Bunların gücü ve modeline göre, maddi durumuna göre. İşte kimisi lüks bir araba. Kimisi atıyorum TOG diyelim. Yeni çıkacak reklamını yapalım. TOG'umuz. İşte kimisi daha düşük bir model. Ama hepsi araba. Bunların böyle bir anahtarı var önce anneleri, ablaları, sonra karıları sokar. çalıştırır. Bunlara böyle birden böyle biraz ısıtacaksın. Böyle birden gaz vermeyeceğim. Boğulur, tıkanır, kalır. Bekleyeceğim biraz ısınacaklar. Sonra hafif hafif. Manuel kullanacağım bunları. Otomatik de değil anlıyor musun? Kaldırmıyor. Bünyeleri kaldırmıyor. O yüzden erkeklere ben gerçekten üzülüyorum. Bak üzülüyorum. Suçumuz ne hocam bizim? Suçunuz erkek olmak. <laughs> <laughs> ya aslında Kadın ve erkek muhteşem iki canlı. Ne güzel birbirini tamamlıyorlar. Tam o konuda Peygamber Efendimizin de Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadisi var. Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. Diye. Evet, işte. Tamamlar görevleri paylaştığın zaman ve Allah'a doğru inanıyorsan, Allah'ı doğru tanıyorsan insan haklarını Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Allah'ın insan onuruna verdiği değeri akletmişsen ve biliyorsan ne bir erkek kadına zulmedebilir, ne bir kadın erkeğe zulmedebilir. Kaldı ki her iki cinste ne de bir hayvana zulmedebilir. Benim oğlum evde karısına yardım ediyor ama evin hanımı eşi çalışıyor da ona da diyor istersen çalışmayabilirsin. Tercihi ona bırakıyor. Zor geliyorsa çalışma ben eve bakarım ama senin diyor kariyerini de engelleyemem. Ama akşam geliyor karısına da yardım ediyor. Ama evin bütün kadınsal işlerini de aa biz eşitiz sen yap demiyor. Ama evin diğer farklı işlerinde karısı kocasının üzerinden yükünü alıyor. Hayat bu. Lütfen biz insan kimliğini koruyalım. Kadın ve erkek üzerinden aile kimliğini koruyalım. Ama erkeklerin de diyorum ya genetiği bozuldu. Bir acayip oldular. Ya ben bak tanınmış bir insanım, ünlü bir insanım. Yemin ediyorum birçok ev kadını gibi Paylaşımım yok. Benim işim olmasa sosyal medyada da işim yok. Ama bizim işimiz bu artık. Fakat bakıyorum tanıdıklarıma. Hanımın kocası buna nasıl müsaade ediyor? Evli barklı kadın diz üstünden daha kısa etek giymeyen kadının bir karış eteğe geldiğini o da, paylaştıkça beğeni alıyor ya. O da savunulan bir şey aslında şimdi hocam. Sizin de yine böyle bir çıkışınız var. Bir programda bir nesil soyunmayı cesaret evet, diye algılıyor evet. demişsiniz. Bir nesil. Soyunmayı cesaret ve modernlik olarak algıladı. Soyunmak modernlik değildir. Soyunmak bir tercihtir. Bugün biz sanatçı Gülşen'i eleştirdik. Yaptığı sahnedeki hareketler, kıyafetleri yani bu sanat değil. Şov, şovsa iyi bir şov değil. Ben niye sesin önüne fiziği geçirdiklerini anlamıyorum. Hocam belli bir kesim de zaten sesi için dinlemiyor. Yani işte <laughs> öyle de bir şey. Zannediyorlar var. ki yani sanatı için hayır görmek ve seyretmek için gidiyorlar. E siz kadını bu şovlarla böyle bu şeye indirgerseniz o zaman biz yıllarca kadın haklarını savunduk. E niye savunduk? Buna özgürlük denmez. Bak bu bir saçmalık. Öyle diyorlar ama, hocam, ama saçmalık. Ben istediğimi giyebilirim ya, diyor. Ya diyorum. giyiyor ben zaten ben... ama bak her özgürlük meşrudur anlamına gelmiyor. Bugün bu ülkede birini öldürmek suçtur. Ama bu öldüreceğin anlamına gelmiyor. Özgür iradenle sen birini öldürebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bu senin özgür iradenle öldürürsün ama hukuk seni alır, içeri atar. Bitti. Yani her olay. Özgürlük değildir. Yani özgürlük içinde olan bir mantık meşru değildir. Özgürlük evet. Yani bu fincandan su içmek de özgürlük, alkol içmek de özgürlük değil mi bu ülkede? Evet. Alkol içtiğin zaman işte daha yeni bir tane müzisyen çocuk istediği şarkıyı bilmiyor diye iki bürokrat tarafından öldürüldü. Evet, Pisi pisini öldü ya. Nerede çalışırsa çalışsın. İşte o bardağın içine ne koyduğunla alakalı bir şey. Ha alkollü. Geçen benim bir sürü davam var. Adam bana yemin ediyorum polis dahi okuyamadı. Savcı iddianamesinde açıkça yazamamış. Nokta nokta koyarak yazmış. Öyle bir cümle kullanmış. Adamı çağırmışlar. Alkollüydüm farkında değilim demiş. Ne güzel ya. Sen özgürsün bu ülkede konuşmaya gelince. Bardağın içine ben su koymuşum. Benim suçum ve o Öldürülen müzisyen çocuğun suçu ayık olması mı? Mesleğini icra ediyor olması mı? Benim suçum alkolsüz olmam mı? Aa sen alkollüsün bana küfredeceksin. Savcı bile oraya yazamayacak o kadar ağır küfredeceksin. Sen alkol içeceksin oradaki günahsız iki çocuk babası müzisyeni öldüreceksin pisi pisine. Sonra özgürlüktü içtim Aa, o zaman git. Ömür boyu o kodeste kal, çıkamayın inşallah. Şimdi siz her şeyi özgürlük özgürlük diye bu yeni nesle pompalarsanız işte suç oranları artar, her şey artar. Böyle bir saçma özgürlük kavramı olmaz ki. Gerçek özgürlük hayata ve topluma karşı sorumluluk duymaktır. Özgürlüğü de yanlış tanımlıyorlar. Evet. Sonra. Bir de hocam bu kıyafet konusunda e, normal açık birisinin şeylerini konuştuk ama bir de bunun kapalı hanım ablalar tarafından evet. bir tarz var. O konuda <laughs> <Süslümanlar>. bir... <laughs> Şimdi tarzan... başı, kapalı ama yarıya kadar kapalı Şöyle, mesela. Ben şimdi tabii adalet terazisiyle konuşuyorum kitabın ortasında. Şimdi tarzan mı farzan mı kapalılık diye bir şey var. Bunun farzı tesettürdür. Tarzı başörtüye indirgendi. Hı, hı Hatta işte ee, yine e, diyanetten bir açıklama var çok yeni. E, tesettürü bu kadar basite alamazsınız demiş. Çok doğru söylüyorlar ama biraz geç kalıyorlar. Müdahale edilmeli mi peki bunlara? Ya şimdi insanların şuur diye bir şey var. E, tesettür Müslüman kadının üniformasıdır. Bakın siz bir rahibeyseniz Hristiyan toplumunun inançlarını temsil edersiniz. Bir rahipseniz hemen anlarız değil mi? Boynunda hacı da vardır. Siz Hristiyan toplumunun inançlarını temsil ediyorsunuz. Veya siz bir ordunun üniformasını giyiyorsanız bir orduyu temsil ediyorsunuz. Kafanıza göre takılamazsınız. Takılırsanız eleştirilirsiniz ya da kurumuna göre bir ceza alırsınız. Ama tabii bu bir özgürlük. Maalesef dedim ya son 20 yılda Türkiye hiç özgür olmadığı kadar özgür oldu. Muhafazakar dindar insanlar hiç bu kadar özgür olmamıştı. Ama muhafazakar ve dindar insanlar özgür olmadıkları zaman bu kadar da çok saçmalamamışlardı. Ne zaman özgürlük elde edildi? Sekülerleşme yarışına girdiler. <laughs> ben tesettürü savunuyorum. Başörtüsü tesettürün bir parçasıdır, önemli bir parçasıdır. Ama sadece saçını örtmek tesettür demek değildir. Hatta saçını örtüp tesettürsüz olan, hatta başı açık olup tesettürün büyük çoğunluğunu üzerinde taşıyan bir sürü baş açık kadın var. E, namaz konusuna değinilmiyor. İbadetler çok önemli. Yine Diyanet bir açıklama yaptı Ali Erbaş. işte ibadetsiz bir din oluşturmaya çalışıyorlar dedi. Ben nacizane 15 yıldır bunu söylüyorum. Yani ibadetsiz İslam modeli maalesef başarılı da oluyorlar. Niye? Çünkü işte dindar insanların farzdan çıkıp tarza yönelmeleriyle bu oldu. Bana kızıyorlar, sen başını ört diyorlar. Ya bu benim. Sen. Sor o zaman. Buyurun hocam. Başınız açık <laughs> size bir şey söyleyeyim. Şöyle ama. söyleyeyim canım. Benim başım açık. Ee, bu benim nefsimin zafiyeti. Asıl olan cenab Allah'ın kadına örtünün ayetini indirmesidir. Kadının örtülmesi yani tesettürlü olması. Hadi bilemedim bir altı. Bana göre tam tesettür çarşaf ve fehrace birinci derecede çarşaf, fehracı sonra hani kapalılık, gerçek bol kapalılık budur. Ben bunu yapamıyorum. Nefsimin zafiyeti ama iman hakikatleri diye bir şey var. Ben bunu kendime uydurmuyorum. Ne var canım İşte a şöyle hayır ben af kapılarımı kapatmam ama tesettürü de hak olan Kur'an-ı Kerim'de ne varsa onu savunurum. Türkiye'de şu anda problem maalesef Allah'a inanma problemi yok. Allah'a inanıyorlar ama Allah'ın kitabını eleştiriyorlar. Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar. Yobaz diyorlar, gerici diyorlar, o diyorlar. Laik bir ülkede yaşıyoruz, okey. İsteyen istediği gibi yaşıyor, okey. Ama bir Müslüman imanını kaybetmemek için ve sağlam tutmamak için asl olanı asla inkar etmez yapamadıysa günahkar olur. Kimin de ne olacağını işte o zaman bana gelsinler. Allah bilir dedim. Sana ne? Adam gelip bana "Kardeşim ben içki içiyorum, haram. Ne yapayım? Nefsimin zafiyeti. Allah ikrahlığını versin." diyorsa amin kardeşim diyorum. O adamı kimse yargılayamaz. Veya ben. Sen beni Biliyor yargılayamazsın. Yargılama makamı değiliz ki. Bizim sıkıntımız da bu aslında. Şu şucu şu şunu yapamaz. Bu bucu Ama şu anda bak çok önemli. Ee, yeni nesilde yani Z kuşağı dedikleri nesilde. Bunlar da Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın emirlerini yani dindarlık veya ibadetler konusunda bir eksiklik, eksiklik var. var Doğru öğretilmiyor ailelerde. Allah'ı doğru anlatmıyorlar. Hep korkutuyorlar. O yüzden. Bunun sebebi sosyal medya olma gibi bir ihtimal e, tabii var mı Tabii o, o da var. yani Çocuklar aile ailesine eğitmezsen sosyal medyanın içinde kayar gider. Çünkü herkes artık Instagram'a göre yaşıyor hocam. yani Bak O canım, bir yere gitti. Evet. Ben de tabii. oraya gidiyorum. O şey yani ama eziklik ve kompleks. Baktığınız zaman mesela herkesin 10 bin takipçisi var hocam. Mesela geziyorsunuz ya keşfette. Şey bakın o herkesin o çok şey ama. Bak vasfına kime hitap ediyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz ya. Bu mecra böyle. Bir de tabii ki TikTok'un bu eşcinsellik konusunda muazzam pompalıyor iki karakter var. Ben onları paylaşmamıştım. Biri kadın rolünde, biri erkek. İstemeler, nişanlar, evlilik teklifleri. Yani çok iğrenç. Ve bunlar pompalanıyor yeni nesle. Ha bunları söylediğin zaman da özgürlük ya ben Putin de benimle aynı düşünüyor. Macaristan Başbakanı da benimle aynı düşünüyor. Bir sürü Hristiyan da İspanyollu bilmem e, vekil de benimle aynı düşünüyor. Aykırı bir fikri savunmuyorum burada. Bütün dinleri topladığında hepsinin ortak noktasından yola çıkıyorum. Ama niye? Bugün Türkiye'de bir karakter var. Adam mı, kadın mı? Konuştuğu zaman oğlum var diyor. Eski eşimle görüşüyorum diyor. Ama kıyafi ara cins, çok küfürbaz. Fakat onun gittiği etkinliklerdeki kadınlara bakın. Mesela kadınlar matinesine gidiyor genelde. Bakın ve oradaki aileye bakın. Gidenlere. Şimdi ben Murat Övüç'ü hiç görmedim. Asla tasvip etmiyorum. Dilini buradan da seyrederse hiç. Yani kendisi bu işi yapıyor. Bir röportajında da demiş ki benim dostum tek dostum para kazanıyor. Murat Övüç'ü Murat Övüç yapan kendisi mi? O çıktı. Önce küfürleriyle. Küfürlü Biz diliyle. Bizde de suç var hocam. Asla. Ya Biz Murat Övüç. Gülüyoruz böyle Yüz 100 puan üzerinden gidelim. Murat Övüç'te 20 suç varsa 80 onu takip edenlerde, onun etkinliklerine gidenlerde, ona bu parayı kazandıranlarda, ha bu kendisi de bana cevap verebilir, bak ben saygısızlık yapmıyorum. Asla ne dilini beğeniyorum, ne hayatını beğeniyorum, verdiği mesajları beğenmiyorum, küfürlü konuşmaları asla kabul edilemez. Uslu bu, çok şey ama kabul gördü mü gördü, nerede gördü? Bu toplumda gördü ve milyonlarca seyrediliyor, tıklanıyor. Gidenler başörtülü kadınlar, bildiğin ev kadını bizim toplum. E ee, Murat Övüç ne yapsın? Ay yok ne olur bana gelmeyin mi dedim desin. Adamın zaten amacı bu. Adam zaten ünlü olup para kazanmak ve kendi halinde topluma bu şekilde kabul ettirmek için çıkmış. Onu da bu hale getiren, takip edenler, ona iş verenler, onu çağıranlar. He nereye geliyoruz? Siz manayı bırakıp, gerçeği bırakıp, toplumun genel değer yargılarını bırakıp, sadece maddesel olarak, aa olsun Murat Övüç'ü de çağıralım. Siz para için Murat Övüç'ü çağırırsanız, Murat Övüç zaten amacına ulaşmış olur. Bir de hocam şöyle bir şey var mesela, biz çok özenen bir milletiz. Çabuk bir şey hani Kapıyoruz ben de öyle olayım ben de onu yapayım. Buna zemin verildiği vakit bunun farklı figürleri de türemeye başlıyor. İşte tabii canım zaten nasıl. Şimdi sosyal medya çok iyi bir mecradır aslında. Bakın ben sana geliyorum mesajlarımı veriyorum. İyi vakit. Böyle hayatım bıçak değil mi? Yemek yaptın mı karnımızı doyuruyor. İpi kesemiyoruz kesiyor. Ama bir adamı öldürdün mü suç aleti oluyor. Olaya nasıl bakarsan toplum böyle böyle ziyan oluyor. Bu karakterler daha baskın. Bir de onların tabii baskın karakterleri var ya. Bu neye benziyor? Küçükken erkek çocuklarına hani böyle küfür ettirirler falan filan. Kız çocuklar edemez ama şeyler eder ya. E, ona benziyor. Şimdi bunların önce çıkıyorlar. O küfürler falan. Aha şey. Şahangök bakarım filmleri gibi mesela. Fo komple küfür. Gittim yarısında çıktım o ilk şeyinde. Fakat insanlar küfre gülüyor. Ama bak yeni bir tehlike var. Yeni nesil için küfür etmek veya bir şarkının içinde küfürlü bir ses gayet normal. Küfür geçmediği zaman tutmuyor zaten hocam şarkı. Var. Tabii. E sen şimdi seviyeyi buraya indirirsen toplumdan gelişim bekleyemezsin. Gelişen toplum olabilmek için okuman lazım. Okumuyor, seyrediyor. Özümüzü de aslında biraz unutuyoruz ee, evet. hocam. Nereden Söyle, geldiğimizi, ne olduğumuzu. Çok güzel bir söz var. Batıya özene özene özümüzü kaybettik. Oysa ki biz Batı'nın gıpta ettiği, hayranlık duyduğu bir medeniyettik. Ne kendin gibi kalabiliyorsun, ne onlar gibi olabiliyorsun. Arada sıkışıp işte şu konuştuklarımızın hepsi saçmalıyorsun. Saçmalayan insanı da kullanmak, provoke etmek, maşa yapmak o kadar kolaydır ki. Aynı bağımlılık yapan madde gibi önce veriyorlar. Sonra çekiyor istiyorsan dediğimi yapacaksın diyor. aynı ya bir bağımlılık yapan maddeyle sosyal medyanın ve oradaki o verdikleri egonun hiçbir farkı yok hatta yani bağımlılık yapan maddeyi her yerden bulamıyor sosyal medyayı free wifi her yerden bende yoksa sen ne var sende yok, yoksa onda araç var. araç olarak kullanıyor ha, neredeyse tencere kapağımla çekiyor yani. Hocam evlilik konusuna gelmek istiyorum. Yaklaşıyoruz sonuna doğru. Bu evlilik öncesi mahremiyet çok arttı demiştik. Flört olayları evet. adı altında bir, bir sürü. Bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Ya yani şimdi evlilik... Bir önemli... de şöyle bir şey özür, sözünüzü kesiyorum. Hadi. İnsanlar artık evlenmek de istemiyorlar. Korkuyor adam. Bir de evliyken boşanmak zor. Bekarken tabiri caizse sallayıp yollamak kolay. Öyle diyorlar. O yüzden ben hanımlara diyorum. işin toplumun içinden gelmiş biri olarak... Bir erkekle tanıştın birinci ay sonunda sana ciddi olduğunu söylemiyorsa hadi söyle de 4 ay en fazla 4 ay sonra maddi durumu falan filan da varsa tabii aile 4 ay sonra evlenme teklif etmiyorsa aynen hemen arkanı dön git. Çünkü erkek şöyledir erkek cinsi onlar ilk görüşte evleneceği kızı hani o saf taraflarıyla tespit ediyorlar ve zaten öyle yürüyor gidiyor. Eğer o erkeğin sende tereddütleri varsa git. Bir şeyde bir şey varsa mutlaka bir hinlik çıkıyor, bir terslik çıkıyor. Ama adam sana 4 ay sonra evlenme teklif eder. Aileler devreye girer ama maddi durumun bir sene sonra evlenirsin. O ayrı bir konu. Ama madem ki flört ediyorsunuz kardeşim, tanışıyorsunuz orada burada. Görücü usulü varken bu ülkede bu kadar şiddet var mıydı? Kadına şiddet yoktu. Herkes ben buldum, sevdim, tamam, okey. Ona da saygı duyuyorum. Karşı da değilim. Ama görücü usulünü her zaman destekliyorum. Hocam, sona geldik. Son soru olarak toparlamak istiyorum bütün bu konuştuklarımızın çerçevesinde. Bunları neden yaşıyoruz? Neye bağlıyorsunuz? Ne bedenden hastayız, ne de candan hasta. Ne vücutça, ne ruhça, ne de kandan hastayız. Avrupa'ya bir değil, iki pencere açtık uzun yıllardan beri cereyandan hastayız. <laughs> <laughs> Sorun aslında bu. Çok güzel söylemiş şair. Sorun bu. Biz ayarsızız. Evet batıdan. Batıya medeniyeti biz götürdük ya. Tuvalet kültürünü biz götürdük ya. Biz götürdük. Ama bizim ülkemizde bir kesim var. Batıyı modern zannediyor. Neyini modern zannediyorsun ya batının? Batı bir kere faşist Tinteki görüyorsun yani uygulamalarına. Ve inanç zafiyeti. Evet. Ne zaman ki biz örf, adet, inanç, töre, töre dediğim o manyak töreler değil gerçek. Doğru. Silahlı İs töreler. <laughs> İslam hukuku, evrensel hukuk, adalet sistemine uygun. Adet, örf, adet, gelenek. Biz bu ülkede tamam mı? Kına gecelerini, beğenmediler. Bekarlığa veda partisi yaptılar. İlla o kızlar o otelle gidecek. Bak kapalı kızlar da saten sabahlığını giyecek, arkadaşlarıyla zıplayacak. Hocam şimdi onu teknelerde, yatlarda ha, teknelerde yapıyorlar. Teknelerde işte. Kapalı i̇lla onu arkadaşlar. yapacak. Alkol kullanan, şampanya patlatacak. Bir de bizim muhafazakar kesim elma suyunu şampanya şişesinde. Ya neren eksik kalıyor güzel kardeşim ya? Bekarlığa veda partisini niye sen kına gecesine yeğliyorsun ya. Elma suyu varmış içinde patlatmasan ne olacak? Onun bilinç altında özenti var, eziklik var. Sonra bebek mevlütlerini saçmalık haline getirdiler, gösterişe döktüler. Sen kendi bayramını tatile getir, kurban bayramını, Ramazan bayramını tatil moduna sok, sevgililer gününü kaçırma. Anneler gününe de karşıyım yani biz de kutluyoruz ama Anası olan olmayan var, evladı olan olmayan var. Benim anamın da bir tane evladı ölmüş. Anneler günü bizde şey geçer böyle anneciğim falan. Mevzusunu açmayız. Sevgililer günü, Christmas, Cadılar Bayramı şimdi kutlanıyor. Ama benim kandilim, kandil var mı yok mu tartışıyor hocalar. Ya sayın hocalar sizden rica ediyorum. Kandil var mı yok muyu tartışacağına lütfen namaz, İslam'ın beş şartı İbadetin ne kadar önemli olduğunu anlatın televizyonlarda ya. Kimse namazı söylemiyor. Ya olmazsa olmaz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın taviz vermediği iki şey namaz ve şirk. Ama kalkıyorlar. Kandil var mı yok mu? Ya olmasın. Olmasa ne olur? İnsanlar iki Yasin okuyor, bir tebareki okuyor. Komşusuna kandil simidi götürüyor. Onu yapıyor. Bunu mu? Bunu batıyor bir tarafınıza yani. Biz hala Amerika 1947'de en büyük binasını yaptı empaylı. Biz o zaman başörtüyle uğraşıyorlardı kıyafetle. Biz hala onlar ikizler yıkıldı daha büyüğünü yapıyorlar. Dubai'de şeyhler büyük bina yapma yarışına girmişler. Biz hala kandil var mı yok mu? Başörtü o mu bu mu şu mu? Niye? Başa dönüyorum. E sen toplumlara böyle saçmalamaları için bir yola sokarsan. Kum, kumda oynuyoruz. Abi. Yani ha kumda. Hani patinaj çekiyoruz. Bir ileri, iki geri. Bakın bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'la çok farklı bir ülke oldu. Özellikle dindar insanlar için. Lütfen bunun kıymetini bilin. Tekrar ediyorum. Bugün iktidar partisi AK Parti'nin eleştirdiğim tarafları var. Ama Türkiye'nin geçmişine baktığımda ve son 20, 20 yıl özellikle son 10 yılına baktığımda bu ülkenin muhafazakar ve dindar insanlara Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiklerini, onlara verdiği özgürlüğü lütfen çarçur etmeyin. Bu adam bütün dünyayla uğraşıyor. Hani zengin babanın şımarık çocuklarına döndü bir kesim. Yapmayın ya. Adam bütün dünyayla uğraşıyor. E biz ona yardımcı olmamız lazım. Doğru mu? Seviyorsan ben baba gibi görüyorum. Abi gibi görüyorum. Ve ödediği bedelleri görüyorum. Ve benim bu mücadelem sosyal mecrada, işte kendi mecramda yemin ediyorum hem birinci derecede Allah rızası için ikinci derecede önümü açan bacımın, annemin, akrabalarımın, herkesin önünü açan Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcı olmak için ben uğraşıyorum. Niye? Hak bu. Yani yoksa onun açmış olduğu bu yolda çok daha şuurlu ve mantıklı gitmek lazım. Yazık. Yazık olacak. Adam kendi ömrünü vermiş. Adam yani bu kadar şey yapıyor. E biz onun özgürlükleri bize sağladığı özgürlükleri bak açık kapalı ben başa çıkken böyle özgür konuşamıyordum. Bak benim ablam okuyamadı başı kapalı diye ben konuşamıyordum hemen seni alıp kodese atıyorlardı. Ben kendi özgürlüğümün de farkındayım. Ama yardımcı olalım. Yani. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz kırmadınız ayağınıza sağlık. Rica ederim. Sağ olun. Herkese de şuurlu bir... E, beyin diliyorum. Bu ülke hepimizin sağcısı solcusu inananı inanmayanı kılanı kılmayanı hepimiz aynı gemideyiz. Allah vatanımıza milletimize toprağımıza ezanımıza bayrağımıza zeval vermesin. Eyvallah teşekkür ederim hocam tekrar sağ olun. Evet efendim bazı şeylerin ilk bölümü de böylece bitmiş oldu. Hocama çok teşekkür ediyorum bizi kırmadı geldi. Mühim mevzuları konuştuk. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir sonraki bölümde kimin konuk olmasını isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.